Her Telden Gündem Kanalı'ndan hepinize merhaba. Gelen son dakika haberine göre, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Basın kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi. Yasalaşan maddelere göre İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu iletişim başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Basın kartı talep edenlerde, 18 yaşını bitirmesi, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak. Halk arasında endişe, korku veya panik amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Resmi ilanlar, şartları basın ilan kurumu genel kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayınlanacak. Basın kartı talep eden medya mensuplarının ve enformasyon görevlilerinin ilgili kanun kapsamına dahil edilmesi öngörülüyor. İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak. Çocukların internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek. Çocukların, gençlerin ve ailenin internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için erişim sağlayıcıları birliğine ilave görevler verilecek. Tüm haber siteleri yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir içerik için verilen kaldırma kararı tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak. Haber sitelerini desteklemek amacıyla belli kurallar çerçevesinde resmi ilan ve reklamlar haber sitelerinde yayınlanabilecek. Bir haber sitesi künyesiz bir şekilde faaliyet gösteremeyecek. Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak. Sosyal medya platformlarına BTK'nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetlemesi koşulu getiriliyor. Sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.